Edelim mi? Buğse Narcı'yla. Tabii Buğse ki Narcı'nın bir Buse haberi Narcı var. olayları Hadi. dünden beri almış yürüyor. Bize bir röportaj var. Evet, biliyorsunuz ilk Özcan Denizli adı anılmıştı. Oradan hatırlıyoruz, tanıyoruz. Buse Narcı'nın saçları döküldüğü haberleri yapıldı. Onu yalanladı. Sadece söylemezsem olmasa özel açıklamalarda bulunmuş. Bakalım neler demiş. Ancak bu kez aşkları değil, gözleri değil, saçları konuşuluyor. Bu senarcının saçlarına ne oldu? Güzel oyuncu kel mi kalacak? Sadece söylemezsem olmaza konuşan bu senarcı neden ateş püskürdü? Televizyon ekranlarında boy göstermeye başlamasıyla bu senarcı dikkatleri hemen üzerine çekmişti. Ardından yaşadığı Özcan Deniz aşkı. Aşkları, ayrılıkları, gözlerinin rengini değiştirmesi derken bu senarcı magazin gündeminde adından sıkça söz edilen isimlerden biri olup çıktı. Ancak en ön planda hep güzelliği vardı. İşte Buse Narcı'nın bu güzelliği de başına dert oldu. Suskunluğunu söylemezsem olmaz için bozdu. Dün sorularımızı yanıtlayan Buse Narcı, avukatımla da görüştüm. Tedbir kararı da aldırıyorum. Bunu da reklam olduğunu hani söylemeden şu an halimmiş gibi haber yaptıkları için bunu servis eden kişi de yandı. Bunu haber yapan kişinin başında yaktı. Ben 6 ay önce bir markanın yüzü oldum, bir saç firmasının. Saçla kimin uğraştığını bilmiyorum ama şu dakikadan sonra herhalde bir yakın zamanda bu bulunacak. Birileri benimle uğraşıyor. Tabii konu saçlardan, güzellikten açılınca laf estetik operasyonlar meselesine de geldi. Ben her gün pilates yapıyorum, sağlıklı besleniyorum. Zaten yüzümde estetik yok. Daha önce televizyon programında da söyledim. Karın kaslarım var mesela benim. Şimdi ben karın kaslarımı belli edici bir fotoğraf atsam herhalde onlar da ameliyatla karın kası yaptırmış falan diye haber yapacaklar. Elbette aklımız Buse Narcı ile kimin ya da kimlerin uğraşabileceğine takılıyor. Merak ettiğim için normalde böyle şeyler uğraşmam. Çok da başıma geldi ama şu anda kim olduğunu çok merak ediyorum. Bu yüzden uğraşıyorum. Kim olduğunu çok merak ediyorum. Mahkemede bunları kim basına servis etti? Kimden çıktı? Hepsi bulunacak. Artık birazcık korksunlar benden. Korksunlar benden. Bu senarcıya son günlerde magazin gündemini en çok meşgul eden soruyu soruyoruz. Hayır tabii ki de. Yani para karşılığı yemek yemek buna normal gelmiyor. Bu senarcıdan bakın ne yanıt geliyor. Ne bileyim. Belki açtır, alanı kabul etmiştir. En son açıklama ne dedi gerçekten? Belki açtır, ondan mı kabul etmiş? Ha, yemek yemeyi. Ha, peki. Buse çok güzel bir kız. 25 yaşında. Ve reklam filmi için çektiği görüntüler ortaya çıktı. Ne diyorsun Bircan? Ben bu reklam filmini merak ettim. Hangi reklam filminde oynadı Buse? Ya bir ne diyor bakıyorum. İnternet reklamı çekmiş bir saç firmasına. Reklam için saçların öncesinden dökülmüş gibi gösterilmesi gerekiyor. Bu reklam sonuçta gerçekmiş gibi haber yapılması doğru değil diyor. Bu makyaj galiba. Makyajla yapılmış. Tamam, bu doğru bir şey değil. Eğer saçları gerçekten dökülmüyorsa, ki dökülebilir saç bu. Çünkü dünyanın işlemini yapıyorsunuz. Sarıya boyatıyorsunuz, birden siyaha dönüyorsunuz. Şu anda karamelsiniz falan. Bu çok normal bir şey. Yani insan saçı dökülmesi ayıp ya da ahlaksız bir şey değil. Bu kadar tepki vermesini anlamadım. Ama bu görüntülerin ondan izinsiz verilmesi son derece yanlış bir şey. Peki şimdi bu saçı kendi saçı mı? Reklam filmi de bu bak. Evet. Kendi saçı veya kaynak da olabilir ama şu tepeden dökülmesi ne vermeleri? Dur, reklam filmi bir verebilir miyiz acaba? Yani bu bakımı burası kel değilken işte ne bileyim dökülmemiş haliyle yapsa yine inandırıcı olmaz mıydı? Şu an şampiyon diyorum. Şampuan filmlerini, reklam filmlerini izliyorsun. Hangisinin saçı o kadar parlak ki? Reklam hilesi ve birçoğunda kaynak reklamda oynayan yıldızlar. Ben bu kurguyu anlayamadım. Burada aklıma yatmayan bir durum var. Saç mı çıkarıyor o bakımı yani? Bir de şey, o kadar bir günde mi? Hani? Evet. Aynı kıyafetle. Zaten inandırıcı değil yani. Tam aynı yani, inandırıcı değil. Zaten reklamlarda mübalağa olmak zorunda. Reklamın şey sanatı fazla var mı mübalağa ama. Ama. Biraz bu şey olmuş. Hani kızın gerçek saçını mahvetmişler o görüntüde. Buse bunu gerçekten kabul etti mi? Saçı böyle mi? Ya Buse'nin saçında yoğun kaynak var belli ki. Ya da peruk mu? Bir şey var ama. Birisi benimle uğraşıyor diyor. Bu görüntüleri tamam, veriyor diyor. Bir şey daha var. Kamera arkasını vermiş birisi. Kamera arkasını değil işte ya. Reklam filminde de böyle. Reklam filminde de öyle ama bir hani
bunun internette 6 ay evvel çekilmiş, yayınlanmış, anladın mı? 6 ay sonra bir anda çıkması kafa karıştırıyor yani. Bu da çok da ahlaksız bir şey değil ya. Saçımız olmasın, ahlakımız olsun. Ahlaksız değil ama belki haksızlığa karşı gelememe gibi bir sıkıntı vardır. Doğru, yani o zaman da susmasına gerek yok tabii. Evet, susulacak bir durum da yok. Birisi benimle uğraşıyor diyor. Bakalım onu da çıkaracak ve bu haberi yapanlara bile yargı yolu gözüktü diyor. O kadar sinirlenmiş. Çok sinirliydi ya. Evet. Dün her yerde Buse'nin sinirini konuştuk. Agresifti. Yani haklı olabilir. Daha ama reklam yaşında filmlerine de geçecek olursak, yani sevgili seyircilerim, siz inanıyor musunuz? O saçlar o kadar parlak. Bir şampuan alıyor, tık yıkıyor. Bir anda saç gülleşiyor. Saç pırıl pırıl. Yok yani, artık. Kim şampuanın inanır? Kadir inanır diye. Kötü bir resmiyle. Şampuanın yaptığına bak hele. Aa, bak ya ya. Aynen. Evet. O yüzden hani reklam filminin zaten mübalağa olduğu ortada. Devam edelim hadi. Bu sene çok güzel bir kızsın. Sen çok saçınla güzel, eğer evet, şeyse, böyleyse PRP yaptır. PRP güzel bir yöntem. Saçı çıkartıyor. Evet, Buse Narcan'ın çok estetikle ilgili haberi çıkmış. Ondan ben de estetik yok dedi. İşte estetik yok diyor. İşte gözleri kahverengi mi, mavi mi, onu bile kurcalamışlar ya bir ara. Şu bizim muhabirler gitti ya, gözü mavi miymiş orada? Vallahi bilmiyorum, sormak aklıma gelmedi. Ama göz gelmedi, rengini değiştirmiş. Öyle diyorlar ameliyatla. Ya göz rengi niye yani? Lens takarsın, olup biter, o gün mavi gezersin en fazla. Ya siz öyle mavi gözler öyle atıp tutmayın da. Ha? Mavi gözler, siz öyle çok atıp tutmayın. Yok, ben valla Ela olsun isterdim. Ela'lar daha böyle anlamlı bakıyor gibi geliyor. Evet. Sizin göz renginiz nedir hanımefendi? Benim göz rengim bal köpüğü. Ha, güzel. Peki. Devam edelim hadi.